Değerli öğrenciler merhaba. Kalıtım bölümünün ikinci testinin dördüncü sorusuyla beraberiz. Mendel, bezel bitkinin iki şekilde ortaya çıkan belirli özelliklerin olduğunu gözlemlemiştir. Örneğin bitkiler uzun veya kısa, mor çiçekli veya beyaz çiçekli gibi özelliklere sahiptir bilgisi bizimle paylaşılmış. Ve Mendel'in yapmış olduğu bazı çalışmalar hakkında da bilgi verilmiş. Üç tane çalışma var. Birinci çalışmaya göz atalım. Birinci çalışmada sadece kısa bitkileri birkaç kuşak boyunca kendilerini döllemeye bırakmış ve yeni döllerin her zaman kısa olduğunu gözlemlemiş. Şimdi bu çalışmadan ne gibi bir sonuç çıkartabiliriz? Eğer burada biz baskın ve çekinirken kavramlarını henüz bilmiyorsak ve bu çalışmayı yapıyorsak, bu çalışmanın sonucunda şöyle bir sonuç ortaya çıkar. Eğer kısa boylu bezelye çekinik de olabilir, baskın da olabilir. Eğer kısa boylu baskınsa da hepsi kısa boylu olacaktır. Kısa boylu çekinikse de kendi aralarında çaprazlandığında yine kısa boylu bezelye oluşacaktır. Yani bu çalışma sonucunda kısa boylu bezelyenin baskın mı çekinik mi olduğunu tam olarak anlayabilmemiz mümkün değil. Çalışma 2'ye bakalım. Kısa bitkiler ile uzun bitkileri tozlaştırmış ve bu çaprazmanın elde ettiği tohumları ektiğinde ise yeni çıkan döllerin tamamı uzun olduğunu gözlemlemiş. İşte bu ikinci çalışmadan sonra biz kısa boyluluk geninin uzun boyluluk genine göre çekinik olduğunu söyleyebiliriz. Burada baskın genin uzun boyluluk geni olduğunu görüyoruz. Çünkü oluşan bezelyeler uzun boylu oluyormuş. Hatta tamamı uzun boylu oluyorsa burada şunu da söyleyebiliriz. Demek ki uzun boyluluk geni de büyük U büyük U'ymuş. Kısa boyluluk geni de küçük U küçük U'ymuş. Yani her ikisi de saf dönmüş. Ancak böyle bir durumda tamamı uzun boylu olabilir. Çalışma 2'de elde ettiği uzun boylu bitkileri kendi aralarında tozlaşmasını sağlamıştır. Bu çaprazlamadan elde ettiği tohumların ektiğinde ise yeni çıkan döllerin bazılarının uzun, bazılarının kısa olduğunu gözlemlemiştir. Şimdi çalışma 2'de kısa ve uzun boylu bitkileri çaprazlamıştı. Bunların çaprazlamasının sonucunda oluşan bütün bitkiler melez döldür. Yani çalışma 3'te şu yapılmış. Büyük U küçük U ile büyük U küçük U genotipine sahip bitkiler çaprazlanmış. Bunları çaprazladığımızda da bir kısmı uzun bir kısmı kısa boylu bitki olacaktır. Zaten çalışma sonucunda da uzun ve kısa boylu bitkilerde gözlemlenmiş. Yapmış olduğu çalışmalardan yola çıkarak hangi yorumlar yanlıştır deniyor. Okuyalım. A şıkkında sadece çalışma 1'e bakılarak bezelye kısa boylu olmanın çekinik bir karakter olduğu söylenebilir. Bu yanlış bir ifade. Sadece çalışma 1 bize bunun için fikir vermiyor. Çalışma 2 ile beraber ancak bakarsak biz kısa boyluluk geninin çekinik olduğunu anlayabiliriz. B seçeneğine bakalım. Çalışma 2'de kullanılan bezelyelerin saf türü oldukları kesindir. Bu doğru bir ifade. Tamam uzun boylu olduysa eğer ikinci çalışmada çaprazlanan bezelyeler ikisinde saf türü olması gerekiyor. Biri küçük U küçük U, diğeri büyük U büyük U. C seçeneğine bakalım. Çalışma 3, çekinik olan bir özelliğin sürekli olarak kayıp olup olmadığını ispatlamak için yapılmıştır. Bu da doğru bir ifade. Sebebi şu, çalışma 3'te küçük U genleri var çaprazlanan bezelyelerde. Dış görünüşünde uzun boylular, her iki bezelye de uzun boylu. Fakat çaprazlandığında kısa boylu bezelye ortaya çıkartabilmişler. Bu da bu genlerin kaybolmadığını bir sonraki nesillerde ortaya çıkabildiğini bize gösteriyor. D seçeneğine bakalım. Çalışma 2'de çaprazlama sonucu elde edilen döllerin tamamında çekinikgen bulunduğu kesindir deniyor. Çalışma 2'de küçük U küçük U ile büyük U büyük U'yu çaprazladığımızda oluşan bütün bezelyelerin genotipi büyük U küçük U şeklinde olacaktır. Dolayısıyla burada çekinikgen hepsinde bulunur. Bu da doğru bir ifadedir. Yanlış olan ifade A seçeneğidir.